Çünkü öyle diyordu. Ben Cebrail bile gelse onu dinlemem yani. Öyle şey, elfaz-ı küfür söylenir mi yani? Çünkü O cümle yetiyor değil mi? Başka tabii, çünkü gerisine gerek yok. Cebrail sadece Allah'ın emrini getirir. Onun görevi o. Allah'ın emrini tanımıyorum diyor. Yani ben İlan etmiş o aslında. zaman bir makale yazdım efendim. Hatta onun ilkelerine bağlı birisi, bir yazar telefon etti. Hocam dedi, bu makaleyi keşke yazmasaydın. Dedim ki öyle deme. De ki hoca, bu makalede şu yanlış. Ben yarınki makalemde düzelteyim. Yok, dediklerin doğru ama yazın. O zaman siz Allah'tan mı yanasınız? FETÖ ve Cebrail'den mi yana, şeytandan mı yanasınız? Biraz akıllı olun. Ama o zamanki Yeni Şafak sorumluları, sahipleri FETÖ'den yana tavır takınarak benim yazılarıma son verdiler. Ama o çok önemli, Sonra tabii çok önemli bir teşhis, o da değil mi? öyle. Bir de Sakarya'da ilk defa işte şimdi ortaya çıkıyor ya, sorumluluğu veriyorlar. İlk defa ben orada tespit ettim. Ben İlahiyat Fakültesi dekan yardımcısıydım. Sınavla öğrenciyi alacaktık. O kendilerinden olan adaylara gitmişler, kopya vermişler. Diğer adaylar da bunu görmüş, şikayet ettiler. Velhasıl bir sürü soruşturma. Baktılar ki ben işlerine mani oluyorum. Rektörle de birleştiler. O Çallı diye, İsmail Sizi Çallı tasfiye diye etmeye çalıştım. bir rektörle birleştiler. Benim işime son verdiler. Yani bunlar ne yapıyor? Ben hala öğrenmişler. Ya bir tefsir profesörü, Allah'ın kitabını tefsir eden birisi hırsızlık yapar mı ya? Nasıl Maalesef artık o bir kadar çok öğrencinin örneğini hakkını alıyor, gördük ki diğerine veriyor ya? şaşırabileceğimiz, yani yine de şaşırıyoruz tabii de çok şey kalmadı ama tekrar Abdülhamit'e dönelim bu adamları artık çok idrak etmek zorunda kaldık ne yazık ki. Pekin'de Hamidiye Üniversitesi'ni Evet, de Çin'i kurmuş oluyor. anlatıyordum. Tabii orada Sultan Abdülhamit o Çinli Müslümanlara sahip çıkınca Çinli Müslümanlar Pekin'de bir üniversite yaptılar. Pekin 1901. Hamidiye Üniversitesi. Efendim.